İlk konuğumuz dizinin Dilara'sı genç ve güzel oyuncu Ebru Özkan. Ebru Hanım geçen bir sezonu değerlendiriyor. Yoğun bir yıl geçirdik ve güzel bir yıl geçti. Yani projemiz adına başarılı olduğunu düşünüyoruz. Biz de mutluyuz hep beraber. İyi bir ekibimiz var. Ebru Hanım Dilara'yı oynamaktan da zevk duyuyor. Ya Dilara'nın birçok yaptığını tabii ki doğru bulmuyorum. Ama olay örgüsü içerisinde Dilara'yı anlıyorum. Ve yaptıklarının arkasında kötülükten ziyade kendini ve ailesini koruma amaçlı bir savunma olarak görüyorum. Bu anlamda Dilara'yı canlandırmak çok zor gelmiyor. Ama düşündüğümüzde Dilara evet kötülükler yapıyor. Yani en azından şöyle anlatayım, zarar vermiş oluyor. Kendini savunmaya çalışırken başkalarına zarar vermiş oluyor. Böyle. Boşanmayı kabul ediyorum. Tek bir şartım var. Cansu ve Hazal benimle yaşayacak. Hazal! Sen istediğin zaman gelip kızları görebilirsin. Ama Gülseren hiçbir şekilde ne Cansu'yu ne de Hazal'ı görmeyecek. Ebru Hanım, izleyicinin Dilara'ya gösterdiği tepkiden de gayet memnun. Aslında güzel. Yani sevdiklerini söyleyen insanlar var. Seyircinin çoğunu haklı buluyor bazı noktalarda. Tepkilerle karşılaşıyorum ama genel olarak güzel. Sevdiklerini söylüyorlar. Usta oyuncu Civan Canova, Rahmi karakterini oynamayı mesleği açısından çok cazip görüyor. Yani dışarıdan bakınca çok itici ve çıkarcı yapısı var. Her işin altında hani bana ne gelebilir, kendime nasıl yontabilirim gibi bir hesabı olan bir insan. Onun içinde benim yani uyum içinde olmama imkan yok ama oyuncu olarak da çok cazip. Civan Canova dizide oğlunu canlandıran Erkan Petekkaya ile oynadığı sahnelerden çok etkileniyormuş. Hele bir sahne var ki... Yani mesela Erkan'la olan sahneler hem karakterin dökümü açısından yani daha derin boyut kazanması açısından hem de karşılıklı oyuncu olarak alışveriş açısından çok zevkle oynadığımız sahnelerdi. Sanıyorum Erkan da öyle düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum yani. İki tane çok güzel sahnemiz oldu mesela. Bunu gerçekten yani gözlerimiz dolarak içimizden hissederek oynadık. Kardeşim sen öldürdün baba. Sattın. Oğlum benim içim yanmıyor mu sanıyorsun ya? Ben babayım. Kardeşim sen gittin kumar oynadın. Beni düğünde. Dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya'nın yanındayız. Erkan Bey, Paramparça'nın başarısından dolayı çok mutlu. Başarılı bir sezon geçti. Başarılı geçmesi tabii ki çok mutluluk verici benim adıma. Çünkü başarılı olunca bir iş yaptığınız iş keyifli oluyorsunuz. Daha çok seyirciye ulaşınca daha mutlu oluyorsunuz. Bu da bizim mutluluğumuz bu yani bir işin başarılı olmuş olması. O yüzden mutlu bir sezon geçti ama yorulduk. Erkan Bey'in de en çok etkilendiği sahne Cihan'ın Rahmi ile tartıştığı anlarmış. Babamla olan sahnelerim çok beni etkiledi. Evet, babamla olan iki sahnem beni gerçekten çok etkiledi. Yani etkilendim. Çok duygusal sahnelerdi. İki sahne gerçekten öyleydi. Usta oyuncu Erkan Petekkaya kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan izleyicilerine teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Seyircilerimize buradan teşekkür ediyorum. Bütün sezon bizi izledikleri, bizi takip ettikleri, bizi onur ettikleri için saygılarımı sunuyorum. Çünkü ben bir de sana sevgiden bahsediyorum. Çık evimden! Çık! Cansu bana ağlaya ağlaya geldiğinde yüzünü görmek istiyorum. Tamam görürsün. Erkan Bey'den sonra Nurgül Yeşilçay'ın yanındayız. Nurgül Hanım dizinin başarısında ekip çalışmasının önemini anlatıyor kameralarımıza. Bir dizinin tutması bir kişiyle olacak bir şey değil. Hani ben reyting rekorları kıran Asmalı Konak'ta da bulundum. Dizim yayından da kalktı. Bunların hiçbiri tek kişiyle olmadı. Yani herkes işinin ehli olması lazım. Her zaman söylüyorum yani biz 100 kişilik bir ekiple beraberiz. Dolayısıyla yönetmenin iyi olması lazım, diğer oyuncuların iyi olması lazım, senaryonun iyi olması lazım.
Yani bunları sağlamıştık. Dolayısıyla tutacağını düşünüyordum. Tabii ki zaten insan niye girsin bir işe. Ama daha sonradan gördüm ki bence hızlı kurgu olması o bence çok şey oldu, enteresan oldu. Diğer dizilerden ayıran bir özellik oldu. Nurgül Hanım canlandırdığı Gülseren'e bazı durumlarda sinirlense de onu sevdiğini söylüyor. Ben seviyorum Gülseren'i. Her şeyden önemlisi iyiliğini seviyorum. Çünkü bugünlerde kötü insanları biz çok baş tacı ediyoruz falan. Bence iyi insanlar var. Yani bu masal gibi de dursa bence var ve iyilik kazanmalı bir yerde. Yani hep kötülük kazanmamalı. Dolayısıyla Gülseren'in o iyi halini, yani o anaç tavrını çok seviyorum. Ama mesela ben olsam o kadar iyi olabilir miydim diye bazen düşünüyorum. O zaman onu sinir ediyor benim. Çok sinirleniyorum.